Merhaba sevgili dostlar, hayırlı cumalar, hayırlı günler. La nuferruku beyne ehadin min rusulih ve kalu semigna ve edene gufraneke ve eleykel masir buyuruyor. Kısaca mealinin bir bölümü şöyle. Biz Resullerimiz arasında ayrım yapmaz, ehad, onları bir tutarız. Konuşmama bu cuma Bakara suresi ayetiyle başladıktan sonra Türkiye'nin iç sosyopolitik konjonktürünü anlatmayla devam etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir bürokrat temizliği yapıyor ki daha evvel kendini AK Partili olarak reklam eden Milli Eğitim Müdürleri dahil, yani AK Partili olduğunu her yerde bilinen insanlar da dahil, güvenmediği herkesi güvendiği ekiple değiştiriyor. Şu anda birçok ilçenin Milli Eğitim Müdürü, bürokratları, alt, üst, orta kademelerinin tamamı değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu yapması kuvvetle muhtemel kendisine karşı yeni bir operasyon yapılacağı izlenimi almasından kaynaklanmaktadır. Amerika'nın darbe ile indiremediği Sayın Cumhurbaşkanı'nı ekonomik tehditler ve içeriden vurma güdümüyle indirmeyi deneyeceği bir aşikardır ve sır değildir. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü demeciyle Amerika'yı açık açık konuşmuştur. Rusya'ya son aylarda 10. kez gitmektedir ve görüşmelerini telefonla yapmaktan ziyade yüz yüze yapmayı tercih etmektedir. Kesinlikle seçim öncesinde Kandil'e operasyon yapılacak. Fakat bundan önce ekonomik darbe yiyeceğiz. Amerika bankalara ceza kesecek ve veya ekonomiyi sarsacak dipten sarsıntılar olacak. Bunlara mukavemet göstermesi Türk insanının zor. Çünkü Türk insanı savaşır ama ekonomik mukavemeti yoktur. Çünkü Türk insanının motivasyonu sahte bir motivasyondur. Genelde din ile sağlandığı düşünülse de Türk insanını motive eden para ve atidir, istikbaldir. Dolayısıyla yeni bir sosyolojik form kazanmak gerekmektedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunun Sünni Ermeni karışık aidiyetle olamayacağını anladığı için Atatürk ve Türkçülük övgüsü yapmaktadır. Bu sürecin gelişeceğini ve ülkedeki dinamik güçlerin, aksaçlıların, aksakalların, gençlerin Atatürk milliyetçiliği üzerinde birleşeceğini düşünmekteyim. Bunun aksinde de bu iktidarın tek alternatifi Fethi Hoca ekibi ve Amerika olur. Rusya bile bunu engelleyemez. Bundan sonraki süreç ya devlet başa ya kuzgun leşe sürecidir. Selam, saygı ve esenlikler dilerim.